Dedim oğlum bak bu hepsi fındık. Baba dedi ki eğer dedi bu fındık dedi hepsi olacak dedi. Baba dedi burada dedi Navas'a göre 5 ton dedi. Ulan oğlum izle dedim. 8 dönümüne 5 ton fındık alınmaz. Baba bu hep fındıksa ne olacak dedi ya. Ama Cenab-ı Allah Navas'a göre ufaktan bir rüzgar yaptı. Ama attığımız ilaç onu çok korumuş. Çünkü başta... Yani rekor birden başlıyorsunuz. Evet evet. Yani rüzgar... O 21 günde bu kadar sürekli olursa... Mısırı? Fevkale de çıkar şeye. Bu kadar yani. Evet. Evet, 29 Nisan 2020 Sakarya'ya gezmeye devam ediyoruz. Ferizlik Gölkent'teyiz ve Ekrem Kurnaz Beyefendi'nin bir fındık bahçesindeyiz. Deli Sabah Fındık Bahçesi. Evet, evet. Ekrem Bey, mevkin neresi burası? Burası göl boyu diyorsun. Evet. Göl boyu mevkisi diyorsun yani şimdi. Şimdi göl boyu mahallesi yani Gölkent yani göl karşısında. Anladım, çok güzel. Ekrem Beyciğim, rekor gelişim ürünlerimizi, rekor ürünlerimizi kullandınız. Kullandım. Geçen sene kullandınız rekor gelişim bir kısmını. Evet, şimdi geçen sene... Yaprak gübrelerimizi kullandınız. Rekor gelişimi kullandınız bu sene gene hepsine. Tamam. Şimdi bir anlatır mısınız? Ne oldu da ne gördük, aldık, kullandık? Şimdi ben geçen sene normal şekilde dediler ki yani bundan kullan kurumuş ocaklar daha etkileniyor dediler. O zaman dedim ki Sezgin'e, bana sen 3 torba ver. Bunu diyor, pardon 2 torba ver dedim, verdi. Yani bunu dedi 50 ocağı dedi. 50 ocakla bitecek bu. Kullandınız, devam edin. Ben 45 ocakla bitirdim bunları. Tamam. Attığım yerler, atmadığım yerler değişti. Değişti. Evet. Bir yıl geçti. Evet, şimdi ocakların kuruma yerleri durdu. Düzeldi. Düzeldi. Hı hı. Ama bu sene dedim madem ki öyle o, bana dedim 6 tane getir, kombiyle atacağız. Kombiyle hepsini attık. Şu andaki yani soğuklara karşılık dayanan fındık bu. Ama şimdiden sonra daha iyi olacak şimdi. Peki yaprak gübresini? Yaprak gübresini geldik attık. Kaç gün oldu tala? Normal şekilde gün olarak işte 21-22 gün falan oldu. Peki yaprak gübresi ürünümüzü nasıl biliyorsunuz? Şimdi yaprak gübresi şimdi normal şekilde şu şeylere bak. Şu renklere bak. Gösterelim. Evet. Gösterelim. Bu renklere işte bak. Yaklaştıralım. Bak. İşte bak bunlar komple fındık. Daha bunlar normal şekilde mayıs fındığı. Daha girmedi. Evet girmedi. Şunlar şimdi bak. Şimdi mayıs fındığı buna bak. İlk dökümler bunlar. Şunlar. Gösterelim. Bak. Oğlunuzla aranızda bir muhabbet vardı. Neydi? Ha, oğlumdaki aramızda muhabbet şimdi dedim oğlum bak bu hepsi fındık. Baba dedi ki eğer dedi bu fındık dedi hepsi olacak dedi. Baba dedi burada dedi normalde gider 5 ton dedi. Ulan oğlum izle dedim. 8 dönümüne 5 ton fındık alınmaz. Baba bu hep fındıksa ne olacak dedi ya. Ama Cenab-ı Allah normalde gider ufaktan bir rüzgar yaptı. Ama attığımız ilaç onu çok korumuş. Çünkü başta... Yani rekor birden başlıyorsunuz. Evet evet. Yani rüzgar çok esti diyorsunuz. Esti rüzgar. 4 sırayı çok yaktı ama dedim ki ben herhalde dedim, Sezgin'e dedim ki ilaç herhalde dokundu dedim. Olur mu Ekrem abi dedi ya. Sadece senin yer değil dedi. Komple her taraf aynı öyle dedi. Öyle edince ben bir ferahladım. Peki baktınız mı? Tekrar bir daha geldik. Başka yerlere baktınız mı? Başka yerde. Ben kendi fındığından başka yere bakmadım. Rüzgar yakmasından bahsediyorum ben size. Tamam 4 sıraya baktık. Etrafta başka yerlerde. Başka yerlerde. Şunu bir üst sıra bir ocaklar var. Gerçi onun da adam yeni ekti ufak. Onun hakkında dedi ya benim fındıklar bir yer mi? Senin fındıklar bir şey var mı? Dedim ama baksana 4 sıraya dedim ya. Tuttuk 4 sıraya baktı. Ulan dedi hakikaten doğruymuş dedi. Benim şimdi moralim düzeldi. Ondan sonra geldim ama fındıklara baktım. Tekrar böyle tekrar yerli dallara. Evet. Tek tek baktım baktım fındık altta kendini korumuş. Toplamış korumuş. Yani. Çok güzel. Şöyle gösterelim önce bir. Bahçemiz şöyle güzel. Kaç yıllık fındık şey yapıyorsunuz Eyüp'cim? Abi ben burayı normal şekilde... Ekrem pardon özür dilerim. Ben burayı 2005'te ektim. 2005'ten normal şekilde 2020. 15 senelik. 15 senelik fındık bunda. O zamandan beri fındıkçısınız. Evet. Deli Sabah cinsi. Evet bu Deli Sabah. Bir de elmadan bir şeyden bahsediyordunuz önce. Elmadan. Bak şimdi yavaş yavaş gidelim. Ama attığım elmayı ben hayret ettim. Fındıkları biraz daha göstereceğiz. Dur şimdi. Bir tane daha alıyor. Gösterin lütfen. Gelin bunları gösterelim. Bak. Bu fındık Deli Sabah. Göster şu fındıkları. Bunlar. Bak da normal şekilde bunlar ilk dökümler bunlar. Bak bunlara bak. Yavaş göster isterseniz kamera onları göstersin. Evet. İlk dökümler bunlar. Şimdi ben size şunu soracağım. Siz geçen sene sadece kuruyanlara kullandınız. Evet. Bu sene rekor gelişimi kışın hepsini attınız. Hepsini attım. Yapraktan da atarında kaç gün oldu? 21 gün işin. Normal şekilde işte. Evet. Birinci uygulama yaptınız. Birinci uygulama yaptık. Şimdi ben burada şunu soracağım. Özellikle bakın yaprak gübresini atarken şu an hala atımları devam ediyor. En az 3-4 kere daha atmanızı tavsiye ediyorum ben zaten. Evet. Ağacımızın bedenlerine de gelecek gövdesine. Ve bütün yapraklara gelsin istiyoruz hala.
Biz yaprak gübresini için tavsiye ettik sizlere. İşte gördüğünüz tutum konusunda. Yani oğlunuzun da şaşırdığı, evet, sizin de şaşırdığı bu tutum konusunu sağlamak amacıyla. İnşallah. Çünkü iklim şartları soğuk olduğunda, karışık olduğunda, stresli olduğunda tutum biraz zorlaşıyor haline. İşte bunun için en destekleyici üründür arkadaşlar. Özellikle tutum, ben her zaman söylüyorum, bunu ne zaman atacağımızı söylüyorum. İşte tozlama bitti. Püsküller tozunu bitirdi. Tamam. Şubat ya da Mart'ta. Ve arkasından da karanfiller yeşile döndü, yaprağa döndü ve 5 kuruş civarına geldi. Birinci uygulamayı tavsiye ediyoruz yani. Evet. Çünkü en ideal dölleme dönemi o dönem oluyor haliyle. Arkasından da 20-25 gün arayla atılmasını tavsiye ediyorum yani, tamam mı? Şimdi ve bir tanesini de kesinlikle, hasat sonrasında tavsiye ediyorum. Çünkü gelecek senenin püsküllerini hazırlasın açısından, hı, ağaçlarımızı gelecek seneye hazırlasın diye tavsiye ediyoruz yani. Evet, evet. O yüzden durum bu şekilde. Şu an Mayıs döllemesinden bahsettik. Hala dölleme devam ediyor. Daha ağacın üzerinde ne kadar yaprak var şu anda? Yüzde kaç? Ya, daha şimdi daha ne ettin ya? Bu yaprak mı ya? Bu yaprak mı? Daha eksik yani. Dolayısıyla bugün eksik. Asıl bundan sonraki yaprakların da döllenmesi açısından, daha fındık tutması açısından kesinlikle ve kesinlikle ciddi manada tavsiye ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bir de elmadan bahsettiniz az önce. Ha, gel şimdi. Ha, elmayı da göreceğiz. Ne oluyor elmaya? Valla şimdi elmanın boyu şu kadarıydı. Ha. Elmada bir sürgü var. Elmada tam bu kadar sürgü olmuş 21 günde. Rekor gübre yaprak gübresi verdi. Bunları attık işte. Anında. Öyle, aha bunlar. Aha bunlar. Aha bunlar yani. Evet gelelim. Evet gelelim. Peki renkleri nasıl buluyorsunuz? Şu üstteki renkleri. Tamam fındık var, onu anladık yani. Yok fındığa bakmadım. Renkleri yani nasıl peki buluyoruz yani? Renkleri simsiyah. Hani, canlılık. Ha, canlı. Yaşıyor yani. Hani albenedi yani. Mesela fındığa görsen hani, tamam bu albenedi. Evet. Şimdi bunda fındık olmasa da adamın morali otomatik düzeliyor. Nasıl? Hani şimdi yaprak simsiyah. Ama şimdi fındık olur, şey yaprak baygın olur. Peki sizi mutlu ediyor mu bu hal? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Etmez bunu ama. Peki size bir soru. O zaman rekor gelişim ürünlerimizi nasıl buldunuz genel olarak? Şimdi ben nasıl buldunuz yani? Tek kelimeyle yani. Ya şimdi çok iyi buldum şimdi. Çok iyi buldum. Ama bunu şimdi detayı daha ileri gördüğünüz zaman daha yutmuş olacak. Zaten bir kısmını geçen sene kullandınız. Evet. Orada zaten sonuçta ince buradan kabuktan bahsettiniz. Ha ince kabuk bak. Ha ince kabuk bak. Önemli. Şimdi bittim dedim ki bak Sezin. Bu Adetepe'de Hüseyin Gece'nin bir şey randımancası var. Evet. Dedim git benim fundan dedim randıman al. Gitti çocuk geri geldi. Abi dedi ne var dedim. Abi o fındığı ben de randıman alamadım. Niye dedi. Fındığın üzerine gezemeyeyim dedi. Niye dedim ya. Abi bir ince kabuk var fındıkta dedi. Böyle fındık olmaz dedi ya. Evet. Şey olur ya, biz yapıyoruz yani. Arkadaş dedi ki ya siktir lan dedi yani. Pardon. Hani hadi git lan. Haydi git lan dedi be. Öyle dedi fındık. Sen fındık dedi 50'den yani 52'den falan gelmez. Bak benim fındık 54 randıman geliyordu. Fındık 55'i geçecek dedim ya. Evet. Olmaz dedi ya. Geçti mi? Adam bir kırdı randımanı. Evet. Annem gülüm ya işte 54 küsürat. Bak şimdi bana detayı söyle dedim. Adam kapattı bizi 54'ten şey etti. O ama zaman hazırlıklı olsunlar. Bu sene geçen sene 10 kuruş ebatında fındık Allah aşkına ürettik. Bu sene de inşallah hedefimiz 2 yıldır kullanan müşterilerimizde ve bu sene de yaprak gübresinde kullanan müşterilerimizde 10 kuruş arası 25 kuruş arası ebatlarda bir randıman. Evet. Çapında anlamında konuşuyorum hali. O yüzden yine kabuk inceliği çok ciddi konu. Sizce şu an şu görüntüde kabuğun inceliği sizce ne olur? Ya şimdi kabuğun ince ne kadar ince olursa bizim o kadar kilo şu görüntüye olur göre. Şu görüntüye tabii simsiyah mesela ince olsa daha güzel peki olur. Bir şey soracağım. Ağaçlarımızın gövdesinde büyüme oldu mu peki bu arada? Çünkü büyümesi lazım. Son 3-4 evet, ay içerisinde ağaçlarımızın gövdesinde büyüme oldu mu? Ya bak şimdi hem şimdi genişte şey gövdede büyüme oldu, bir de şimdi yosun vardı, yosun kaybetti. Nerede yosun vardı? Mesela işte şimdi dalın şuralarında mesela şuralarında yosun evet, gövdesi vardı. Yosunlar gitti. Kayboldu. Zaten şimdi bakın aynen yosunlar gitti, bitti kendisini toparladı. Hı. Özellikle bu ürün de yosunu silen bir üründür. Temizler zaten burada. Gel devam edelim. Şimdi o elmayı göreceğiz. Evet. Bu arada şöyle bahçemizi bir çekelim şöyle. Bakın bahçemizin güzelliğini görüyorsunuz. Akşam hava kararmaz böyle. Bekliyoruz şöyle. Evet. Bahçemizi çekiyoruz böyle. Şimdi yıl peki nasıl gidiyor? Yani fındıkçılık açısından iklim 2020 hava durumu nasıl? Yani nasıl gidiyor? Hava durumu bozuk gitti. Neden bozuk gidiyor? Vallahi şimdi iklimden mi neydi onu bilmiyorum. Ya Cenab-ı Allah bizi deniyor her şeyden. Öyle de susadım ki ya Cenab-ı Allah bizi deneyi ya bize öyle geliyor. Şimdi nasıl? Şimdi normal şekilde hava çok olsun bak 2 günden ve 3 günden bir hava ısındı.
Yani. Bak, normal şekilde yarın geri yağmur yağacak belki de. Şimdi yağmur yağarsa yaz yağmurları geldiğini belli eder kendine. Şimdi bu var yağmur mu yağıyor, kar mı yağıyor belli değil. Belli değil yani. İklimden şikayetçisiniz. İşte ekor gübre iklim stresini önlemek için biz bunu tavsiye ediyoruz. Artı çok yakında şurada belki 20 gün sonra bir ay sonra külleme ile başınız belaya girecek haliyle. Evet, evet. Bugün ciddi manada bitkinin sağlığı yerinde olduğu için bu noktada öncelikle bulaşmasını engellemek anlamında, öncelikle sağlıklı kalmasını önlemek anlamında zaten tavsiye ediyoruz yani. Tabii ki fındığın tutması, dalında kalması, dökülmemesi açısından da yine tavsiye ediyorum ben. Ve şu an çok çok erken kullanmak için gayet de uygun bir zaman ve kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bugün elmada diyorsun ki 20 günde 20 santim sürgünü sıktın çıktı. Evet. Sezgin. Şu elmaya bakalım arkadaş. Bakalım. Buyurun gelin. Ben gitmem lazım. Ben daha tayım. Tamam. Biz şimdi elmayı da bakalım. Buyurun daha gelin. Elmayı sen göster abi. Gel daha, abi. Daha ben inek sağacağım şimdi. Ama maşallah. Allah kulları kıyarsın. Allah razı olsun. Elmaya da bakalım. Buyurun gelin. Gel abonemeye geçelim. Gel. Ya geçelim oradan. Sezgin. Gel kardeş bakayım. Elmayı da görelim abi. Bu arada bu ağaçların ortalama verim neydi? Ağaç başı siz, ocak başı ne alıyordunuz bunlardan? Bak ben hiç oraya kendimi çekmedim. Ben bilmiyordum çünkü. Ben şimdi buradan 1700, bak ben bu sene normal sene gelene 1700 kilo, yani 1750 kilo fındık aldım ben. Ne yapıyor? Kaç ocak var burada? Şimdi buradan normalde 300 ocak yani. 300 ocak varsa 1700 yani 5 kilo değil mi? 5-6 kilo gibi bir şey almışsınız şimdi, yani. 5-6 kilo ocak başı evet. Ocak başı. Şimdi, nerede elma? Elma hemen ya burada yani. Yani şeyi anlamaya çalışıyorum ben. Hani... Yo anladım. Ha, anladım yani. Ha, yani ne kadar siz sadece geçen sene kuruyan ağaçlarınıza verdiniz yani o kadar yani. Bak şimdi. Ha. Evet. Buyurun gelin. Bu mudur elma? Bak Sezgin. Şu elma ağacı normal şekilde bak. Tam bak buradan burası sürgü olmuş bak. Burayı evet. Bak. Normal şekilde bak. Buna yaprak gübresini verdiniz. O, evet. Evet. Bunu verdiniz yani. O gübreden attım. Evet. O gübre bu. Her neyse. Her gün. Bak buradan burası sürgü bak. Bu 20 günlük sürgü. Peki yaprak kalitesi nasıl? Canlık nasıl böyle? O canı simsiyah. Simsiyah evet. Evet. Hani ölecek adamın suratı bembeyaz olur ya. Şimdi elma ağacı normal şekilde. Bak gel. Peki sana bir soru bak. İyi dinle beni. Dön arkana abi şuraya. Bu ağaca 20 günde 20 santim sürgün yaptıran bir şey. Şu yoncaya sıksan kaç santim sürgün verdir? Bu yonca daha gelişir. Ne kadar gelişir? Bu normal şekilde bu 21 günden sonra bu kadar. Şu yonca bakın 40 ölmüş. Şu an şurası ölmüş şu anda. Buraya bunu verin. Yani takriben 20 gün içerisinde tam 3 katı daha turdan çıkartırsınız yani. Yani şu an burayı 3 katı, 2 kat daha yakın canlandırır. Kardeşlendirir şu an. Ben bu misirde ben bunu kullanacağım. Kullanın. Eğer siz böylesine güçlü bir şey ya. Diğer ürünlerde kullanmıyorsanız ya ki kullanılır rahatlıkla yok. Tavsiye ediyoruz. Kullanmam lazım çünkü ben... Bir tanesini bakın bir tanesini bir kere uygulamada 20 dekara veriyorsunuz. Evet. 15 ila 20 dekara mısırda kullanılabiliyor haliyle. Böylesine bir şeyi niye kullanmıyorsunuz ya? Yani? 21 günde sonuç bu kadar sürekli olursa... Mısırı? Fevkale de çıkar şey ya. Bu kadar yani. Evet evet. Neyse sonuç bu yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim Ekrem evet. Beyciğim. Allah kolaylık versin. Mesafeyi koruyoruz. Ya, tamam. Ondan sonra... Hoşçakalın. Hayırlı işler. Ben şimdi gitmem lazım. Kes. Yok yok. Tamam. Şimdi kesiyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Tamam.